أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا صدق الله العظيم. Hac malum aylardadır.
Kim o aylarda hacı ifaya azmederse, bilsin ki hac esnasında ne cinsel yaklaşma, ne günah sayılan davranışlarda bulunma, ne de tartışma ve sürtüşme caiz değildir. Siz hayır olarak her ne yaparsanız, Allah mutlaka onu bilir. Azıklanın ve bilin ki azığın en hayırlısı kötülüklerden korunmadır. Öyleyse bana karşı gelmekten korunun ey akıl sahipleri. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden size gelecek kâr ve yarar talep etmenizde size bir vebal yoktur. Arafat'ta vakfeden ayrılıp sel gibi Müzdelife'ye doğru akın ettiğinizde Meş'ar-ı Haram'da Allah'a zikredin. O size nasıl güzelce doğru yolu gösterdiyse siz de öyle güzel bir şekilde onu zikredin. Bilirsiniz ki onun yol göstermesinden önce siz yolu şaşırmış kimselerdendiniz. Sonra insanların sel gibi aktığı yerden siz de akın edin ve Allah'tan af dileyin. Çünkü Allah çok affedicidir, merhamet ve ihsanı bol. Olsun sana canım
bizlere Recep'i ve Şaban'ı mübarek kılan ve Ramazan-ı Şerif'e ulaştıran Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Efendim hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar tüm izleyenlerimize. Afyonkarahisar İl Müftülüğü ve Kanal 3 ailesiyle ortaklaşa hazırladığımız İftar Saati isimli programda yeniden sizlerle beraberiz. Efendim bugün de yine çok özel bir konuğu ağırlayacağız ve yine çok önemli bir konuyu konuşacağız. Efendim konuğumuz Afyonkarahisar İl Müftülüğü'nden İl Müftü Yardımcımız Sayın Sevdegül Çekiç Hocam konuğumuz. Sayın Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk değerli hocam. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah hocam. Elhamdülillah hocam. Sizler de iyisiniz. Hamdolsun hocam. Allah razı olsun. Evet efendim. Ailece Ramazan'ı yaşamak konusunu konuşacağız kıymetli hocamla. Sayın hocam malum mübarek Ramazan ayının içerisindeyiz. Ramazan desek size bize neler söylersiniz? Allah razı olsun. Öncelikle bütün izleyenlerimize iyi seyirler diliyorum. Hayırlı eyvallah. Yayınlar olsun inşallah. Rabbim bu Ramazan'a kavuşturduğu gibi inşallah bizi nice güzelliklerle buluştursun, kavuştursun duasıyla ve niyazıyla başlamak istiyorum amin. İnşallah. Amin inşallah. Güzel bir mekandayız, özel bir mekandayız bizim için. Türkiye Diyanet Vakfı Kitap Kahve'deyiz. Evet. Sayın Valimizin öncülüğünde, Sayın İl Müftümüzün gayretleriyle, ekibimizin gayretleriyle, Türkiye Diyanet Vakfımızın desteği ve birçok kurumun desteğiyle burada açılan bu mekanın böyle hayırlı bir program için kullanılması Ramazan ayında bizi ayrıca mutlu ediyor. Evet. O yüzden yayınımız inşallah tekrar hayırlara vesile olsun. Amin. Ramazanımızı bereketli geçirmeyi Rabbim nasip etsin duasıyla tekrar ben söze başlamak istiyorum. Şimdi Ramazan deyince aklımıza o kadar çok güzellikler geliyor ki hocam. Çünkü Ramazan bir medeniyet. Aslında içimizdeki iyilik medeniyetinin de tekrar inşası. Evet. Tazeleniyoruz, yenileniyoruz. Ve bugün ailece nasıl yenileneceğimizi, tazeleneceğimizi de konuşacağız inşallah. Ailece yenilenmek, ailece güzelliklere kavuşmak, o mutluluğu yaşamak, Ramazan'ın sevincini birlikte yaşayabilmek büyük bir nimet diye düşünüyorum ben. Evet. Çünkü o İslam'ın bize sunduğu, önerdiği, Allah Teala'nın bizi hem bu dünyada hem de ukbada, ahirette mutluluk için önümüze açtığı yol kardeşliğe çıkıyor hocam. Evet. Ve o kardeşlik kavramını biz en güzel Ramazan ayında yaşıyoruz. Ramazan gerçekten öyle güzel bir medeniyet ki bir insanın diğer bir insanla iyi ya da kötü imtihanı. Hani diyoruz ya hep dünya imtihan dünyası. Biz bu dünyada imtihandayız. Evet, çok güzel. Ama bir taraftan böyle mübarek aylarda, böyle mübarek günlerde, gecelerde bu imtihanın daha derinlemesine farkında oluyoruz. Çünkü insan böyle bir kendini disipline ediyor. Nasıl bir çerçeve çizmesi gerektiğini, hayat algısını, yaşam serüveninde edindiği yeri, edinmesi gerektiği yeri daha doğrusu tabiri caizse kendini çek ediyor hocam. Evet. O yüzden müthiş bir kardeşlik medeniyeti, yardımlaşma medeniyeti, yardımlaşmanın had safhaya çıktığı ve sadece yardımı alanın değil, yardımı verenin, hatta sadece demeyelim daha fazla, yardımı verenin mutlu olduğu, haz duyduğu, kendini iyi hissettiği, başını yastığa koyduğunda ya ben kulluk görevimi bu ay daha iyi yerine getirdim dediği bir ay Ramazan. Evet. Rabbim nasip etsin bir diğerine niyazımızın altında aslında bu var. Biz nasıl söylenir insan mesela öğrencilerimizi düşünelim. Sınav zamanlarında daha bir asılırlar derslerine, daha bir çalışırlar. Evet. Vizeler gelir, finaller gelir. Efendim herkes notlarını birbiriyle paylaşmaya başlar. Sen daha iyi not tuttun deriz birbirimize. Sen bana şu dersin notlarını ver. Sen bana bu dersin notlarını ver. Aslında müthiş bir böyle selamlaş. Tatlı bir rekabet. Evet. Değil mi? Evet. 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 Kesinlikle çok güzel koydunuz adını. Teşbihte hata olmasın. Ramazan da böyle bir şey. Müslümanların kendi arasında gerçekten hayırda yarıştıkları, iyilikte yarıştıkları,
tatlı bir rekabete girdikleri çok kıymetli bir ay. Kesinlikle. Farkındalığımızın her noktada arttığı, o yüzden bir medeniyet diyoruz zaten. Şöyle de diyebiliriz, yeni bir kavram olacak belki ama şu an aklıma geldi. Bu farkındalık kelimesi de günümüzde çok kullanılıyor. Bu farkındalığın artmasıyla aslında bir günümüzün deyimiyle yine empati medeniyeti hocam. Diğer evet. gamlık, yani kendisinde olanın farkında olup bir başkasında niye olmadığını sorgulayıp kendisinde olanın daha fazlasını gerekirse, ihtiyacı dahilinde dışında olanı bir başkasına infak etme medeniyeti. Müthiş bir infak medeniyeti Ramazan. Evet. Bu sadece maddi anlamda düşünmeyelim. Manevi beraberliklerde de böyle. Bir kere evet geçen sene pandeminin o had safhada yaşandığı o dönemde belki Ramazan'ı çok birlikte yaşayamadık. Belki değil hiç yaşayamadık. Evet. Kendi annemizi babamızı bile hasta edeceğiz diye korkup çoğu zaman onları bile arayıp soramadık hocam. Bu burukluk bile bize Ramazan'ın kıymetini, eski Ramazanları aradık değil mi hocam? Değerini anlamış olduk aslında. Evet, evet. Yani pandeminin bize faydası nedir? Ramazan'ın değerini daha iyi anladık. Ramazan'ın değerini daha iyi anladık kesinlikle. Ramazan'da birlikte sahur edebilmenin, iftar açabilmenin, evet. Efendim birlikte bazı toplantılara katılabilmenin ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Ben geçen sene katıldığım programlarda hep şunu söylüyordum. İnsan dışarı çıkıp marketten bir tane ekmek almayı bile öncesinde düşünüp çıkar mı? Biz o dönemleri yaşadık pandemi evet. döneminde. İnsanlardan ne kadar uzak kalabiliriz? Çünkü kalmamız gerekiyordu. Birimizin sağlığı bir diğerimizin sağlığını ya da birimizin sağlığının bozulması bir diğerimizin hastalanmasına sebep olabiliyordu. Evet. Etkiliyordu. O yüzden de biz bir ekmek almaya çıkarken bile, çocuğumuzu bir ekmek almaya gönderirken bile, küçük yerlerde de dahi olsa bundan sakınmaya gayret gösterdik. Böyle olması gerekiyordu. O evet. da yine kul hakkı kavramının devreye girdiği ve birbirimizin sağlığını düşünmemiz gerektiği toplumsal bir hak meydana getiren bir olaydı. Ve gördük ki gerçekten o arınmayı, yani Ramazan aynı zamanda bir arınma medeniyeti. Efendim içimizdeki belki kötü düşüncelerden, belki normalde hassasiyet göstermediğimiz kadar hassasiyet gösterip kötü davranışlarımızdan ya da kötülüğe sevk edebilecek davranışlarımızdan bir arınma medeniyeti. Bu arınma medeniyetini tek başımıza yaşamak durumunda kaldık. Evet. Dedim ya, akrabalarımızı telefonla arayıp sorabildik. Belki çevrim içi şeyler hayatımıza daha çok girdi. Onlarla gidermeye çalıştık. Özlemimizi, hasretimizi. Ama ne kadar da olsa insanın birbirine musahafalaşması, dokunması, selamlaşması, evet. yakından sarılması gibi var mı? Yani o elektriğin birbirine geçebilmesi, özellikle akrabalarımızla, anne babamızla, dede ninemizle, onu çok yaşayamadık birbirimizi düşündüğümüzden dolayı. Evet. O yüzden bu Ramazan, evet gerçekten arınmayı had safhada yaşadığımız, birlik ve beraberliği de had safhada yaşadığımız bir Ramazan olsun arzusuyla hakikaten insan hareket etmek istiyor. O yüzden de Ramazan berekettir demek istiyorum. Eyvallah. Ben. Müthiş bir bereket. Evet. Bir bakıyorsunuz o... Hani mesela iftara misafir davet edersiniz hocam. Bir çeşit yapmaya başlarsınız. Allah aklınıza başka bir şey getirir. Ya misafirim geliyor, hadi şunu da yapayım dersiniz. Azıcık azıcık yaptığınız şeyler kocaman olur. Ve Allah'ın tabii akşama kadar verdiği o bize açlık, ama o açlık duygusunun yanındaki teslimiyetle hepimiz çoğumuz öyle hissederiz. Bir bardak su içtim, doydum. İki kaşık çorba aldım, doydum deriz. Evet. O iç huzuru hissediyoruzdur. Çünkü ilk önce ruhumuz doymuştur. Ve o bereketi sofralarımızdan maddi anlamda da başlayarak bütün halkayı genişletelim, bütün hayatımızda görürüz. Mesela iftarlarda beraber olalım diye çocuklarımızın o saatte muhakkak evde olmasını, birlikte sofraya oturmayı önemseriz hocam. Evet. Bu çok önemli bir şeydir. Ve hatırlayalım hadis-i şerifi. Bir oruçluya iftar veren o kişinin sevabı kadar sevap elde eder. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez buyuruyor Allah Resulü. Öyle bir bereket ki iftar ederek oruçlunun sevabından daha fazla sevabı kazanıyorsunuz. O oruçlunun sevabından da bir şey eksilmiyor. Rabbim bereketini indiriyor da indiriyor. Evet.
Öyle bir güzellik. Bu ayda rahmet kapıları açılır. Efendim cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Ve bu ayda şeytanlar bağlanır buyuruyor Allah Resulü. Eyvallah. Hocam en büyük şeytanlardan bir tanesinin içimizdeki nefis varsa kibrimiz, efendim birbirimize karşı gururumuz olduğunu düşünenlerdenim. Evet. Ramazan ayı, hani demin de dedik ki arınma ayı diye. Bunlardan arındığımız ve nefis şeytanını bir kere gerçekten bağladığımız bir ay olsun. Öyle oluyor Allah'ın evet. izniyle ama bunun için daha çok gayret gösterelim ki şöyle de bir şey var. Ramazan ayında kazandığımız hasletler, biz eğer gönlümüzde bunu yeşertebilirsek, ki yeşeriyor. İnsan o Ramazan ayının uluhiyetiyle işin içine daha çok giriyor. Etrafta herkes oruç. Efendim herkes etrafta normalde kılmadığı kadar belki namaza daha yakın. Hazreti Peygamber diyor ya, ben oruçluyum diyor, bir şey olduğunda hafif böyle içinden bir şey yükselirse karşıdakine, Allah korusun artık ona ne diyelim, öfkelenme, bir gadap demeyelim de o hal bile evet. gelmeye başlayınca diyor ki ben oruçluyum. Oruç o kadar kıymetli bir şey ki, o kadar kıymetli bir ibadet ki, namaz ve oruç birbirine hakikaten çok yakışan iki ibadet, birbirini çok destekleyen iki ibadet. Ve oruçluyken insan şöyle düşünüyor, akşama kadar ben evet midemi aç bırakıyorum ama Allah Resulü'nün hayatındaki gibi ben ruhumu da kötü hasletlerden arındırarak o manada aç bırakmalıyım. Evet. Ve bu açlık beni kurtuluşa sevk etmeli. İşte o yüzden ben o nefis şeytanını Ramazan'da bağlamalıyım. Elimden geleni bu noktada eksik gerçekten etmemeliyim. Bir kere şunu söyleyerek bu sorunuzu belki tamamlamış olayım. Ramazan bizim aile olduğumuzu en çok hissettiğimiz aydır hocam bence. Evet. Çünkü sahur sofraları, iftar sofraları, telaşlar, alışverişler, Ramazan hazırlıkları, daha sonra gelen bayramın hazırlığı bizi kendine aile hissettirir. En çok aile olduğumuzu hissettiğimiz bir aydır Ramazan. Evet. Biraz önce de buyurduğunuz üzere pandemi bize birçok şey öğretti. Rabbimiz bize emrediyordu. Birlik olun, beraber olun. Efendim sıla-i rahimden bahsediyordu. İnsanlara iyilikten bahsediyordu. Bu pandemi bize öyle şeyler öğretti ki insanlar hasret kaldı. Hatta geçtiğimiz dönemlerde ya hocam Ramazan olur, biz gençler olarak hani belki 10-15 gün teravihe geliyorduk ama ondan sonra asıyorduk falan, ama inan ki olsa da 30 Ramazan teravihe gelsek. Gelsek evet. Dedi insanlar bunu. Evet. Şimdi, çok üzüldüler teravih kılamadık diye. Nasıl çok kıymet? Yani. Evet, her şeyin kıymeti bilindi artık, değil mi? Kıymetli hocam aslında. Bu manada Ramazan'ın ailemize kazandırdıkları neler hocam, aklınıza ilk etapta gelen? Hocam bir disiplin öncelikle. Evet. Şimdi biz hep çocuk eğitiminde de ailenin genel birbiriyle intibakında da hep bunun üzerinde dururuz. Merhametli bir disiplin olmalı. Evet. İnsan başıboş yaratılmamış, başıboş bir şekilde dünyaya gönderilmemiş. Belli bir amacı var bu dünyaya gönderilmesinin. Bu dünyadaki kapladığı yerin ve bunun tam anlamıyla içini doldurabilmek için bir disipline de ihtiyacı var. Ve Ramazan hayatımızdaki bu disiplini en yükseğe çektiğimiz bir ay. Evet. Ve bir istikamet kazandığımız ay. Yani her zaman amacımız var. Her zaman niyetlerimiz var, hedeflerimiz var. Ama Ramazan'da mesela mukabele okumaya niyet ediyoruz hocam. O 30 gün içerisinde Kur'an okumayı bilenlerimiz mukabele okuyor mesela. Aileye bunu katarsak. Efendim evde küçücük çocuğun yanında böyle hoş bir sadayla, kısık sesle de olsa o yaşadığımız huzuru da hissettirerek Allah kelamını okumak. Bu ayda en çok o Kur'an'la, Allah kelamıyla hemhal olup beraber olmak o çocuğa bir farklılık kazandıracaktır. Benim annem ne yapıyor, babam ne yapıyor, ablam ne yapıyor, dedem, evet. ninem neyle meşgul diyecektir o küçük. Merak edecektir elindeki şeyi.
seccadeyi seren anne baba, işte elindeki seccadeyle, o nur yüzüyle, o secdeye duran dede nine ne kadar mesaj verecektir evdeki toruna mesela? Bu bir istikamet belirlemesidir hocam. Bu bir disiplindir. Normalde belki kaçırabildiği namazlarını, Allah korusun ki en önemli ibadetlerimizin başında geliyor namaz. Ramazan ayında daha bir hassaslaşır insanlar. Evet. Hele de dediniz ya, pandemi döneminde biz bunu daha net anladık. Camilerin kapıları maalesef bazen kısıtlı açılmak zorunda kaldı. Birçok yerden mahrum kaldık ama en çok bizi yaralayan şey camilerimizden mahrum kalmaktı. Çünkü Ramazan'ın hazzını, Ramazan'ın o ulvi duygusunu en çok camilerde yaşarız biz. Beraber olmanın o mutluluğunu, o sevincini, hayırsever kardeşlerimiz namazlardan sonra bir şeyler dağıtmak isterler, çocuklarımız mutlu olurlar. Evet. En küçük hediye bile insanı sevindirir hocam. Yaşımız ne olursa olsun hediye almak, hediye vermek insanı çok mutlu eden bir şeydir. Ve Ramazan'da biz bunu had safhada yaşarız. Bir kere oruca niyet eden insan, demin de söyledim bunu ama tekrar vurgulamak istiyorum. Kötülüklerden sakınıp iyiliğe gitmek için de niyet eder. Bu anlamda çok şey katar. Yani oruca niyet eşittir iyiliğe niyet diyebiliriz. Ne kadar gerçekleştirebilirsek. Yine iftar sofralarındaki o birlik ve beraberlik beni çok etkiler. Mesela evde oruç tutanlar mevcut tabii ki. Evet. Ama küçük çocuklarımız var. Daha oruç tutmaya yetkin olmayan, o eskiden beri tekne orucu dediğimiz o oruçları tutan çocuklar. Evet. Bir de bazen belki hastalığı, kronik rahatsızlığı, yaşlılığı yüzünden gerçekten sağlık anlamında danışıp en son hiçbir çaresi kalmayıp oruç tutamayan yaşlılarımız var. Öyle özetleyeyim. Onlar bile İftar vakti gelmeden sofraya oturup da sularını içip de yemeklerinden kaşık almazlar hocam. O iftar sofrası kurulur. Bütün aile o iftar sofrasını birlikte açmayı bekler. Bir bakarsınız herkes istemsiz bir şekilde beraber hareket eder. Belki normal zamanda, Ramazan'dan önce benim acelem var, benim şekerim düştü. İşte ben şuradan bir lokma alıvereyim diyecek olan çocuk ya da ihtiyar o gün evdeki oruçlularla birlikte o iftarı bekler. Bu müthiş bir birlik beraberlik değil midir? Evet, kesinlikle. Ve ailenin birlik ve beraberliğine önemli katkı sağlar hocam. Evet. Bence bu müthiş bir öğretidir burada. Kötülüklere son verir insan. Dedik ya, iyiliğe niyettir. Oruca niyet aynı zamanda iyiliğe niyettir. İhmal edilebilen ibadetlerin daha had safhaya ulaştığı ve çocukların bundan haz aldığı bir ayı yaşıyoruz biz. Bu çok kıymetli dedik. Evet. Ve o coşkuyu birlikte yaşıyoruz hocam her şeyden önce. Coşkuluyuz yani. Ramazan gelecek diye. Evet, eski Ramazanlar diyoruz. Hasret olduğumuz bazı günler var. Fakat ben ümitsiz olmak istemiyorum ya. Bizler de, bizim büyüklerimiz de hala bu döneme o eski Ramazanlardaki kadar olmasa bile şu andaki şuuru, güzelliği, o coşkuyu yansıtabilir. Yeter ki istesin. Çocuğuyla açsın bir kitap okusun, Ramazan'a özel programlar yapsın, duvarı süslesin hocam. Evet. İşte ne bileyim Ramazan etkinlikleri yapsın. Yani Ramazan'ın geldiğini evde fark ettirsin hocam. Yine bizim elimizde. Yine bunu bizim yapmak elimizde. Da, evet. Yani devir değişti, hiçbir şey eskisi gibi değil deyip geçmeyelim. Mesela televizyon programlarımızda illa ailece mesela bir şey izleyeceksek, televizyon programlarımızda ona göre bir televizyon programı seçilip hepsi birlikte başına oturabilir. Ne bileyim, evet, çevrim içi müftülüklerimizin, hakeza müftülüğümüzün birçok programı oluyor. Onlar birlikte takip edilebilir. Gençlere yönelik, birazdan da inşallah bahsederim, gençlerimize yönelik faaliyetlerimiz, ailelerimize yönelik faaliyetlerimiz oluyor. Diyanet TV maşallah bu konuda çok yetkin bir artık TV kanalı. Yani bu anlamda yine hakeza bizi misafir eden Kanal 3 ailesi çok kaliteli programlar Ramazan'da icra ediyorlar. Bizim programımız da bunların içinde olmakla birlikte ailece bunları takip edebilir ve bir uygulama birliği sağlayabiliriz hocam. Ramazan bunun için, evet, bir berekettir. Eyvallah sayın hocam. Çocuklar birer fotokopi makinesi gibi. Ebeveyn de, evet, ne görürse anne ve baba da gördüğünü birebir kopyalıyor. Bir evde anne baba namaz kılıyorsa çocuk gördüğü için namaza yatkın oluyor. Hakeza oruç meselesi, hatta oruç meselesiyle ilgili 12 yıl önce bundan benim küçük oğlumla bir anım var. İsterseniz ben de onu anlatayım. Buyurun. Yine Ramazan'dan önce hanımla beraber oturduk konuşuyoruz. İki tane oğlum var, ellerinizden öper. Allah bağışlasın. Küçük olan o dönem 5 yaşındaydı. Hanımla konuşurken dedim ki çocukları sahura kaldıralım,
bizle beraber otursunlar. Büyük oğlan tutmaya başladı. Tutuyor, birkaç yıldır tutuyordu o zaman için. Küçük de alışsın, tutamasa da bizle kalksın falan. Hanım da dedi ki, yahu çok küçük, kıyamıyorum. Tutacağım der, eziyet eder ve dayanamazsa ben üzülüyorum. Kaldırmayalım. Kaldıralım, kaldırmayalım arasına gittik geldik. Neticede hanımın dediği olmasına karar verdik. Kaldırmayalım, peki öyle olsun dedim. Efendim o gün ilk Ramazan orucu için sahura kalkıldı. Dedim ben büyük oğlanı çağırayım. Çocukların odasına girdiğimde baktım ki küçük oğlum yatağın üzerinde oturmuş bekliyor. Ya. Dedim evladım niye uyumadın, uykum tutmadı. Hayır dedi, uykum vardı ama uyumadım baba dedi. Kaşlar çatık bir vaziyette. Peki oğlum neden böyle bir şey yaptın? Annemle konuşurken duydum. Beni oruca kaldırmayacaktınız siz değil mi dedi. Dedim oğlum küçüksün diye kaldırmak istemedi falan. Ben de dedi bundan sonra uyumayacağım. Maşallah. Peki evladım dedim. Ben seni her gece kaldıracağıma dair söz versem. Sen de böyle yapmasan ve ben seni her gün kaldırsam olur mu dedim. Söz verirsen olur dedi. O sene 30'da 30 orucu tamamladı maşallah. Sayın hocam. Maşallah. 5 yaşında başladı. Maşallah. Buradan da şunu anladım. Biz çocuklarımıza kıyamıyoruz ama asıl o zaman kıyıyoruz. Ne kadar küçük yaşta biz bunları verebilirsek önümüzdeki nesil de o kadar gümbür gümbür gelecek tabiri caizse ve bunda aslında biz anne ve babalara çok büyük görevler düşüyor. Değil mi Sayın çok Hocam? Çok hocam çünkü fıtraten temiz yaratılıyoruz biz. Evet. Allah-u Teala zaten bize o fıtratımıza, o inanma ihtiyacını, o ibadet etme ihtiyacını, iyilik yapma ihtiyacını, bakın ihtiyaç diyorum bilerek o kelimeyi seçiyorum, koyuyor, yerleştiriyor zaten. Evet. O bizim için bir ihtiyaç. Biz onu yapmadığımızda eksikliyiz ve ne zaman ki artık etraf bizi etkilemeye, dediğiniz gibi olumsuz etkilemeye başlıyor, biz değişiyoruz. Dönüşüyoruz ve Allah'ın yarattığı o temiz fıtrattan öteye gidiyoruz. Belki başka programlarda anlatmışızdır bilemiyorum. Benim ufaklık da şey diyor, neden kötülük var? Kötülük, iyiliklerin gerçekten iyilik olduğunu fark edebilmemiz için var belki de. Evet. O iyilik bizim çünkü hamurumuzda var. Allah-u Teala o hamurla zaten bizi bu dünyaya göndermiş. Evladınız da yaşadığınız da o. O iyiliği gerçekleştirmek istiyor evladımız. Biz set koymayalım önüne. Gücünün yettiğince, ne kadarına gücü yetiyorsa, zorlamadan, sevdirerek, belli bir o ergenlik yaşına gelmeden önce de illa tutacaksın diye de zorlamayarak. Zaten evet. Sevdire sevdire başladığımızda hocam, zamanı gelince öyle bir alışkanlık oluyor ki dediğiniz gibi, bak ne dediniz, yıllardır hiç ihmal etmeden tutuyor. Çünkü küçük yaştan itibaren o sahurdaki muhabbeti gördü. Evet. Ailesinin içinde bir kere o çocuğun o gün tepkisini şöyle de okuyabiliriz. Ailem beni ayırmak istiyor. Hayır, ben de birlikte olmak istiyorum onlarla. Buradan da okuyabiliriz. Evet. O yüzden ailemizin birlik ve beraberliği her daim önemli. Ama Ramazan'da da, had safhada önemli hocam. Evet. Bizimle alışacaklar her şeye. Oruca da, namaza da, iyilik yapmaya da. Birazdan daha da açmak istiyorum konuyu. Mesela infak ederken çocuklarımızla gidelim. Evet. Onlar evde beklemesinler hocam. Kesinlikle. Hocam bunları da konuşalım ama çok özür dileyerek. Birinci bölüm burada noktalayalım. Yeni bir soruya geçmeyeceğim inşallah. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra yine devam edeceğiz. Peki. Evet sevgili izleyenlerimiz. İftar Saati programımız birinci bölüm burada nihayete eriyor. Efendim kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra yine buradayız. Bizi izlemeye devam edin. Uçun kuşlar Medine.
çok özlemiş. Gidin söyleyin Rasule, Bedir'de mi Uhud'da mı, nerede beklesek seni, Safa'da mı Merve'de mi beklesek ey Nebi seni, Bedir'de mi Uhud'da mı, nerede beklesek seni, Safa'da mı Merve'de mi beklesek ey Resul seni. Binlerce yıl geçse bile Resul hala yeryüzünde, sanki yine avuç açmış dua ediyor ümmete, sanki yine avuç açmış dua ediyor ümmete. Bedir'de mi Uhud'da mı, nerede beklesek seni, Safa'da mı Merve'de mi beklesek ey Nebi seni. Bedir'de mi Uhud'da mı, nerede beklesek seni, Safa'da mı Merve'de mi beklesek ey Nebi seni. Efendim yeniden merhabalar. Afyonkarahisar İl Müftülüğü ve Kanal 3 ailesiyle ortaklaşa hazırladığımız İftar Saati isimli programımızın ikinci bölümüne şu anda başlamış bulunuyoruz. Efendim yine çok özel bir konuğu ağırlıyoruz demiştim. Konuğumuz Afyonkarahisar İl Müftülüğü'nden İl Müftü Yardımcımız Sayın Sevdigül Çekiç Hocam bizle beraber idi. Kıymetli Hocam, birinci bölümde yine ailede Ramazanları konuşuyorduk ama Ramazan'ın aileye kazandırdıkları konusunda neler ilave edebiliriz diyeyim. İnşallah hocam. Hocam deminden ara ara değindik. Açlık ve susuzlukla bir imtihan halindeyiz Ramazan'da. Evet. Baktığınızda hani madden dışarıdan baktığınızda normalde yasak olmayan şeyler Ramazan dolayısıyla yasak. Bu bir imtihan. Evet. Şimdi bu imtihan bize bir direniş de kazandırıyor. Ve bu direniş en çok haramlara yaklaşma noktasında oluyor. Biz Ramazan ayında daha hassasız haramlara yaklaşmama hususunda, bu bir kere bir kazanım. Evet. Bu aileye de bir kazanım hocam. Demin birinci bölümde de ifade ettik, sizin örnek üzerinden de gittik. Çocuklar, gençlerimiz bizim ayak izlerimizden ilerleyen fertler. Hiçbir zaman iyi ya da kötü kendi başlarına bir hale dönüşmüyorlar hocam. Evet. Biz ne yapıyorsak, ne öğretiyorsak, nasıl davranıyorsak, söylemlerimiz nasılsa çocukların ağzında da, çocukların davranışlarında da aynı şeyi görüyoruz. Evet, okul onun üzerine koyuyor.
evet Kur'an kurslarımız, efendim diğer eğitim yerleri neyse ya da akran öğrenmesi dediğimiz dışarıdaki sosyal kültürel hayat, hepsi akrabalarımız. Bunların hepsi ailen üzerinde, evlatlarımızın üzerinde, gençlerimizin üzerinde çok önemli bir etken hocam. Şimdi bu etkenden yola çıkarak bir kere biz Ramazan'da sabır gösteriyorsak, normalde davrandığımızdan çok daha dikkatli davranıp Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi ola ki bir öfke haline gireceğimizde ben oruçluyum deyip kendimizi geri çekip daha anlayışlı davranabiliyorsak. Evet. Efendim rızkı Allah'ın verdiğini hiçbir zaman unutmayalım. Evet her birimiz aynı imkanlar çerçevesinde yaşamıyoruz belki. Belki bazen ne kadar dışımızdan bunu çok söylemesek de özellikle gençlerle ailelerle çalışma yapan nacizane ben Deniz. Bize gelen danışanların söylemlerinden bunun farkına varabiliyorum. O güvenle söylüyorum. Bazen olduğumuz halden memnun olmayabiliyoruz. Daha fazlasını, daha iyisini, daha lüksünü, daha refahını, daha huzurlusunu, daha mutlu halini seçmeyi murad edebiliyoruz. Evet. Belli bir noktaya kadar evet. İnsan nefsi doyumsuz ve her şeyi istiyor. Ama bunun sınırı yok hocam. Yani sınırsız. İnsan onu elde ettiğinde bir başkasını istiyor. Onu elde ediyor, daha fazlasını istiyor. Orada konumlandırıyor kendini, şu konumu elde ediyor, şu ünvanı elde ediyor, şu makamı elde ediyor, daha fazlasını istiyor. İnsan nefsi bir kere sınırsız ve bazı noktalarda da sorumsuz. Şimdi Ramazan peki bize bu noktada ne kazandırıyor? Teslimiyet hocam. Siz aynı o şey vurgusundaki gibi sabah aç bir şekilde çıkan kuşların akşama kadar rızkını sağlamak Allah-u Teala'nın elindedir ve Allah-u Teala'nın Rezzak ismi çok önemlidir. Evet. Bizler de bu noktada teslimiyetimizi üst noktada tutarız ve Ramazan ayında bu bize Ramazan ayı daha doğrusu bunu bize kazandıran çok kıymetli bir aydır. Teslimiyetimiz üst noktaya çıkar. Nefislerin terbiye edildiği aydır. Tabii irade eğitimi evet, de çok irade, önemlidir bu noktada. Evet. Yardımlaşma bir kere çok önemli. Mesela ben evladımı bir ekmek almaya gönderirken yan komşuma sorup komşu bir ihtiyacım var mı? Benim evlat markete gidiyor sana da alsın dediğimde evladıma bir yardımlaşma hukuku katmış oluyorum. Çok basit gibi görünüyor dışarıdan bakınca. Hocam ne var bunda? O kadar basit hareketler evlatlarımızın terbiyesinde etkili ki aile hayatının daha refaha ermesi, mutluluğun, huzurun daha yukarıda olması için yukarıdan birinin bir şey indirmesi gerekmiyor hocam. Bizim küçücük dokunuşlarımız gerekiyor bazen. Bir güler yüzümüz, bir tatlı dilimiz, bir tebessümümüz, kapıyı açarken ki o hoş geldindeki ses tonumuz. Evet. Hoş bulduk işte hanım ya da hoş bulduk bey, ne kadar iyi ettin de bana işte şöyle yaptın demek gibi bir küçük teşekkürümüz. Evladımızın bunu görmesi, komşumuza bir küçük teşekkürümüz. Ramazan'da evde hazırladığımız bir tepsi yemeğin bir tabağını komşumuza infak etmemiz. Bunu da evladımızla göndermemiz. Evet. Hatta sosyal medya çalışırken ben örnek vermiştim. Bizler işte yemek gönderirken bile komşumuza böyle üstüne peçeteyle örten ve biri gözü kalır da aman canı çeker diye hassasiyet gösteren bir medeniyetiz, milletiz. Ama sosyal medyada bazen yediğimizi, içtiğimizi hunharca birinin gözünde kalır mı acaba demeden paylaşır hale geldik diye evet. Makalelerimde eleştirdiğim zamanlar olmuştu. Şimdi Ramazan mesela bu aydaki hassasiyetlerimizin daha üst noktaya çıktığı bir şey. Kendimiz de bir şey yiyoruz ya, komşumuzun, bir diğer yakınımızın hatta yakın akrabadan, yakın komşudan hani infaka başlayacağız diye hep bahsedilir. Fakat şunun da üzerinde durmak lazım. Şu an internetin verdiği imkanla hocam yakın uzak birbirine karıştı. Artık biz bir diğer ülkedeki, bir diğer sınırdaki kardeşimizin de rengi, dili, dini, ırkı ne olursa olsun aç olduğunu bile bile yerimizde huzurlu duramıyoruz. Durmamalıyız. Evet. Ve Ramazan ayı bu hassasiyetimizin çok daha üst noktaya çıktığı bir ay olduğu için ben özellikle tavsiye ediyorum ailelerimize buradan. Birine bir şey verirken, bir tabak yemek de olsa bu böyle, fıtır sadakamızı verirken de bu böyle hocam, zekatımızı verirken de bu böyle. Lütfen evdeki gencimizi, evdeki çocuğumuzu bunun içine katalım. Biz çoğu zaman şunu yaparız. Yani ben kendi nefsime söyleyeyim hadi bunu.
evlerde toplanırız. Bir işte Yasin toplantımız olur, bir ibadetimiz olur. Çocuklara yan taraftaki bir odayı gösteririz. Deriz ki siz burada sessizce oturun. Biz burada ibadetimizi yapalım. Ve çocuk bunu şöyle anlamlandırır. Bu ibadet belli bir yaştan sonra yapılması gereken bir şey. Benim bununla işim yok şu anda. Benim işim sadece evet. Oyun eğlence. Evet. Hocam. Doğru mu? Çocuğun kesinlikle. Penceresinden bu böyle görünür. Çünkü evet. Bir taraftan da çocuğa şunu söyleriz biz. Sus çocuğum, otur. Karışma sen. Elleme. Aman dokunma, dağıtma. Misafirler gelecek, sakın elleme. Bir süre sonra ben mesela bazen şunu yapıyorum gittiğim evlere. İlla bir hediye götürürüz ya. Evdeki büyüklere değil de evdeki çocuğa hediye almayı seçiyorum hocam. Çünkü bazen eve misafir gelmesi büyüklerimizin tavrı yüzünden işkence haline dönüşebiliyor. Çok affedersiniz. Evet. O kadar her şeyde titiz davranıyoruz ki normaldeki tabii ki titiz davranacağız. Yanlış anlaşılmasın ekranlardan. Tabii ki özen göstereceğiz misafirimize. Evet. Ama hiçbir zaman evdeki evladımızı da ihmal eder derecede ya da onu da bazı şeylerden soğutur derecede değil. Evet. Diyorum ki şimdi belli bir telaşın içinde girmiştir bu evdekiler. En azından misafirin geldiğini evdeki çocuk sevinsin. Hele de Ramazan'da bu daha etkili olur. Eve giderken bir tane oradaki biliyorsak evin evladını ona bir hediye götürmek. Yani senin varlığını önemsiyorum demek hocam. Senin varlığın benim için değerli demek. Bu ayrı bir şey yani. Bu hem verene mutluluk katan bir şey, çocuk sevindirmek, hem de şimdi buradan hareketle ihtiyaç sahibi çocukları düşünelim. Allah korusun efendim dar zamanlarda, zor zamanlarda kalmış, belki bakımını üstlenecek ebeveynlerini kaybetmiş, yalnız kalmış, kimsesiz evlatlarımız varsa değil mi? Onları araştıralım ve bunlara yardım ederken incitmeden Hazreti Ömer'in yaptığı gibi. Evet. Ashab'tan birçok insanın yaptığı gibi, büyüğümüzün yaptığı gibi, Osmanlılardaki gibi değil mi? O ecdattaki yoldaki hayvanlara bile evet. Çok affedersiniz hani böyle yem konulması, ayrıca düşünülmesi gibi. Ramazan'da bunlar had safhaya çıktığı için bu infak faaliyetlerimizin, bu yardımlaşma faaliyetlerimizin içine ne olur evlatlarımızı da katalım. Yaşı ne olursa olsun, evet. Hele de küçük evlatlarımızı daha fazla. Sonra hayıflanıyoruz. Ne ara bu hale geldi bu gençler? Ne oldu? Ben neden çocuğumu eğitemedim? Her zaman aynı tezi savunmamakla birlikte evladımızda bir eksiklik varsa ilk önce o eksiklik bende var mı diye aramak zorundayız. Hocam evet. Bu konuda hassasiyet göstermek evet. Zorundayız diye düşünüyorum. Şimdi Hazreti Ali Allah'ın peygamberlerin mescidi olarak anıyor dünyayı. Vahyin iniş yeri, evet. Meleklerin namazgahı, Allah dostlarının mekanı, Allah'ın rahmetinin kazanıldığı ve cennetin hak edildiği yer olarak dünyayı tarif ediyor. Bir kere bu benim çok hoşuma gidiyor. Biz demek ki dünyaya böyle bakarsak, aman dünyaya bir kere geldim, ne yapsam karım deyip evet. Hareketlerimizi böyle, gelişi güzel değil de. Demin söylediğimiz gibi Ramazan'da da bu disiplinin verdiği bir kontrolle, otokontrolle dünya hayatını böyle şekillendirirsek dünya bize efendim böyle yaşanılır bir yer olur ve aslında her ay Ramazan olur. Evet. Ramazan ayı sadece bir ayla kısıtlı kalmaz ve bunu en çok kendi ailemizde yaparız hocam. Aslında amaç da budur değil mi Sayın Hocam? Yani Ramazan'da kazanılan bir takım hasletleri yıla yaymak ve o performansı devam ettirmektir asıl olan. Şimdi bir öz eleştiri yapacak olursak kendimize, işte eski Ramazanlar tamam, yenilerde Ramazanlarda güzellikler yok mu? Var. Mesela Türkiye Diyanet Vakfımızdan, bu arada Türkiye Diyanet Vakfımızın kitap kahvesindeyiz ve programlarımızı burada çekeceğiz inşallah diğer programlarımızda. Dünyanın dört bir tarafında yardıma ihtiyacı olan insanlara el uzatmak kadar güzel bir şey yok Sayın Hocam. Türkiye Diyanet Vakfı'ndayız, görevliyiz biz de, bazen geliyoruz. Ne hikayeler, insanlar dişinden tırnağından artırmış çok zor şartlarda ve infak etmeleri. Birden aklımıza Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'in arasındaki rekabet geliyor. Malumunuz Hazreti Ömer diyor ya, seni yine geçemedik ya Ebu Bekir. Bir gün yine Allah Resulü'nün huzurundalar malum. Bilmeyen yeni nesile anlatıyorum Sayın Hocam, hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Hazreti Peygamber'in huzurundalardır Hazreti Ebu Bekir ve Ömer.
Hazreti Peygamber Resul-i Zişan Efendimiz sorar. Ya Ömer, ne kadar infakta bulundun? İşte elindeki miktarın yarısını söyler. İşte 1000'se 500'ünü verdim ya Resulallah. Peki ya Ebu Bekir, sen ne kadar infakta bulundun? Hepsini ya Resulallah. Eve ne bıraktın? Allah ve Resulünü bıraktım. Deyince Hazreti Ömer der, seni yine geçemedik ya Ebu Bekir. Yani hakikaten, o tatlı rekabetlerden evet, Allah evet. bize de nasip etsin. Duası buraya amin. Çok yakışıyor amin. Hocam. Amin. Bencilleşme, bireyselleşme had safhada yaşanıyor bazen günümüzde. Evet. Özellikle işte o empati denilen günümüz kavramıyla, diğer gamlık dediğimiz, bir başkasının yerine kendini koyup, onun yaşadığı zorluğu ta vicdanında yaşayıp, onun yerine koyup en değerlisinden verebilmek. Şimdi verebilmek güzel bir haslet. Evet. Bir de o sahabe efendilerimizin yaptığı gibi en değerlisini ve hepsini verebilmek ayrı bir haslet. Evet. O Rabbim belki hepimize nasip etmiyor bunu. Nasip etsin duasını edelim. Kesinlikle. Gerçekten. Evet. Hani bazen mal verdiklerine verme hasletini belki onu işte beceremeyenlerimiz oluyor. Bu örnekler o yüzden hayatımızda çok lazım. Bu insani örnekler hayatımızda yer alacak ki her ayı Ramazan gibi yaşayabilelim. Evet. Fakat Ramazan'ın da şöyle tabiri caizse bir kampanya zamanı ya, hani böyle bir marketler, dışarıdaki alışveriş merkezleri, efendim bir ihtiyacımız olduğunda gittiğimiz yerler bir kampanya zamanlarında daha çok rağbet gösteririz. Deriz ki indirimdeyken alıverelim hadi, nasıl olsa buna ihtiyacım var deriz. Allah-u Teala'nın da sevaplarda indirime değil de kampanya yaptı. Kampanya, bire 10. Bire 10 verdiği evet. Ve hatta efendim oruca niyet ederek sevabını Allah'tan bekleyerek oruç tutanın geçmiş günahlarının silindiği, eyvallah, müjdesinin verildiği bir ay. O yüzden hepimizin hatası var, hepimizin kusuru var. Belki sahip olduklarımızı verme noktasında, işte alma noktasında, birbirimize manen de destek olma noktasında diğer aylarda eksik kaldığımız zamanlar var. İşte onların hepsini böyle tek 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 çek etme. Kendimizi böyle bir arındırma, tekrar yukarı çekme ve Allah'tan bunun sevabını umarak ona yalvarıp yakarma zamanımız hocam. Kul olduğumuzun bilincini tekrar yaşama zamanımız. Evet. Kul olduğumuzun farkına varmamız lazım. Yaratılmış olduğumuzun, aciz olduğumuzun farkına varmamız gerekiyor gerçekten hocam. O yüzden dünya hayatına demin Hazreti Ali'nin ifade ettiği gibi bakarsak eğer, Allah Resulü'nün hayatındaki gibi bakarsak eğer, aile bireylerimiz de bizim gözümüzde farklı olacaktır. Ben mesela okuduğumda çok etkilenmiştim. Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali'den hangisini daha çok sevdiğini ayırt edemezlermiş Allah Resulü'nün. Damadını mı daha çok seviyor, kızını mı daha çok seviyor diye düşünürlermiş. Evet. Ya bu ne kadar güzel bir şey. Bu günümüz kayınpederlerine ne kadar güzel bir örnek hocam. Mesela Ramazan'da evet. bunu daha çok belli etsinler. Hep böyle kayınvalide bazından bakarız. Biraz da buradan bakalım değil mi? Evet. Aile dediğimizde geniş aileyi de işin içine katmak istiyorum ben. Çünkü onlar unutulan şeyler olsun istemiyoruz. Geniş aile bize çok şey katıyor. Olumlu manada çok şey katıyor. Olumsuzluklar yaşanabilir, geçimsizlikler yaşanabilir. Ama bunlar ortak bir noktada buluşulduktan sonra atlatılabilir ve o geniş ailede büyüyen çocuklar kendilerini yalnız hissetmezler. Anneleriyle paylaşamadıklarını bazen dedeleriyle paylaşırlar. Her bazen anneanneleriyle paylaşırlar. Bereketli. Bereketlidir. Evet, ve Ramazan'da bunu daha çok hissederiz. Büyüklerimiz bize iftara çağırır, biz onlara iftara gideriz. Sahura gittiğimizde kalırız. Ya işte iftara gittiğimizde pardon kalırız, sahur da yapalım, öyle gidelim deriz. Bu muhabbetler hiç olmadığı kadar aileyi birbirine yaklaştırır hocam. Kesinlikle katılıyorum Sayın Hocam. Sayın Hocam bir de malum Ramazan Kur'an ayı. Evet. Kur'an ayı olup da Kur'an'ın okunmadığı bir gün olmamalı mesela, değil mi? Ve çocuklarımıza da yine 4-6 yaş Kur'an kurslarımızı örnek vereceğiz. İşte benim çocuğum çok küçük falan değil. Aslında zamanı o. Çocuklar çok küçük yaşta hafız olabiliyor. Cenab-ı Allah bunlara o yeteneği vermiş. Bu konuda da destek olmamız lazım evlatlarımıza. Değil mi Sayın Hocam? Hocam çok bariz bir örnek söyleyeyim. Kendi evimden, kendi hayatımdan. Hı-hı. 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarımıza giden bir evladım var.
Ablasını artık büyüttük. Onun döneminde yoktu. Eyvallah. O 4-6 yaş Kur'an kurslarımız. Rüveyda'mızın dönemine rastladı elhamdülillah. Ve bu neslin daha şanslı olduğunu düşünüyorum bu manada. Sadece Kur'an okuma anlamında da değil hocam. Kur'an'ı evet. öğrensinler, Rabbim izin verirse hafız olsunlar. Mevlana Hazretleri bir gün karşısına bir genç geliyor. Ve o gencin karşısında hemen yerinden kalkıyor, yerini ona veriyor. Geçiyor cemaatin yanına, işte o yanındaki öğrencilerinin yanına oturuyor. Şaşırıyorlar. Orada böyle büyük ilim adamları falan da var. Hayırdır diyorlar, Mevlana ne yapıyor işte, neden genci yerine oturtturdu? O da diyor ki, siz yolda bir Kur'an görseniz, bir kağıt görseniz, bir besmele görseniz yerden kaldırmaz mısınız diyor. Evet kaldırırız. Bu genç diyor Kur'an hafızı, Kur'an'ı ezberlemiş bir insan. Ben de ona saygımdan dolayı makamımı verdim, yerimden koltuğumu verdim, yerimden kalktım diyor. Hafızlık müessesesi, büyüklerimizin bize anlattığı, Kur'an'ın son derece övdüğü ve gerçekten Allah buyruğunun da bize gelmesinde yaşatan insanlar, yaşayan Kur'anlar. Evlatlarımızı hafız olmayı Rabbim nasip etsin. Amin. Ama tekrar ufaklık örneğine gelirsem, bir gün kapıdan hızla girdi. Dedim ya 4-6 yaşa gidiyor. Çok seviyor öğretmenini, ortamı çok seviyor. Sadece Kur'an okumuyorlar. Birçok güzel hasleti öğreniyorlar. Ve bunları değerler eğitimi adında etkinliklerle öğreniyorlar hocam. Sevdirerek boyama da yapıyorlar. Efendim her türlü etkinliği yapıyorlar. Bir gün böyle geldi hemen. Ben ona küçük bir seccade almıştım. Öğretmeni de böyle tesbih ve şey hediye etmişti. Böyle evet. renkli renkli. O güne kadar çok böyle ısrarcı olmadım ben. Aldım, orada duruyor. Kapıdan içeri girdi, hemen seccadeyi serdi, hemen namaza durdu. Hayırdır dedim. Ben öğretmenim dedi, öyle güzel anlattı ki bugün dedi, günde en az 2 vakit namaz kılmam lazım dedi. Evet. Hocam bazen biz evde ne kadar anlatsak da öğretmenimizin söylediği bazen çok daha had safhada çocuklarımıza kıymetli geldiği anlar da var. O yüzden 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarımız bu noktada çok gerçekten, nasıl söyleyeyim, yetkin, yetenekli ve çocuklarımızı her manada anne babaya saygı, büyüklerine saygı, değerler eğitimi anlamında da doyuruyor. Evet. Secde et Rabbine yaklaş buyuruyor ya Allah Alak suresinde. Hocam o secdedeki mutluluğu bir kul hiçbir yerde yaşamaz. Çünkü sadece Allah'ın önünde eğilir insan. Sadece Allah'ın önünde, yaratıcısının önünde secdeye kapanır. Ve kimsenin sesini duymadığı bir anda, en yüreğinin dargın olduğu bir anda Allah'ın sesini duyduğunu bilir. Çocuklarımıza bu hazzı erken yaşlarda yaşatalım. Evde bol bol namaz kılalım, Kur'an okuyalım Kur'an ayında. Eyvallah. Ve ailene namazı emret, kendin de ona sabırla devam et. Taha suresi. Burada bize çok güzel bir uyarı var. Kendin de devam et, ailene de emret. Yani hiçbir zaman kendi kurtuluşumuz değil amaç. Ailemizin de bizimle birlikte kurtuluşu. Ve Allah'ın en sevdiği amel hocam ne biliyorsunuz? Az da olsa Devamlı olanı. Evet. O yüzden bu ibadetler, bir gün yaptım, iki gün yaptım, üçüncü gün bıktım, dinleniyorum. Öyle değil. Evet. Az da olsa devamlı olanı, Ramazan'da ve Ramazan'dan sonrası. Buraya vurgu yapalım. Bir kere her iyilik bir sadaka. Güler yüzde bir sadaka. Efendim birbirimize yardımlaşmamızda bir sadaka. Çocuklarımızla birlikte demin de söyledim yaptıklarımızda bir sadaka. Mesela onların kumbaralarını Türkiye Diyanet Vakfı'na infak ettiğimizde ne kadar mutlu oluyorlar. Ne kadar evet. mutlu oluyorlar. Ben kumbaramı biriktireceğim. İhtiyaç sahibi benim gibi çocukların diyor. Oyuncakları olmayan çocukların oyuncaklarını almak istiyorum diyor mesela. Benim yine evden örnek verirsek. Etrafımızdaki çocuklarımızdan geçen bir hayvan, çok affedersiniz, hayvanlara böyle bir mama dağıtımımız oldu bizim Türkiye Diyanet Vakfı olarak. Bir evladımız geldi, kumbarasını bağışladı. Mama almak istiyorum. Eyvallah. Küçük yaşlarda bunları verebilmek evlatlarımıza hocam çok kıymetli. Ramazan, ailede dirliği hocam. Gönüllerde birliği. Efendim, toplumda da iyiliği had safhaya getirdiğimiz bir ay olsun. Ve bu iyilik, bu dirlik, bu birlik bütün yıl boyunca inşallah devam etsin. Çok ihtiyacımız var. Birbirimizle iyi olmaya, hemhal olmaya, birbirimizin iyiliğini duymaya, hocam iyi haberler duymaya ihtiyacımız var. İyilikleri arttıralım. Bunu Türkiye Diyanet Vakfımız gibi kanallarla yapabiliriz. Müftülüklerimizin diğer hizmetleriyle, aileye yönelik çevrimiçi hizmetlerimiz olacak. Gençlere olacak, Ramazan ayında devam edecek inşallah. Müftülüğümüzün bütün sosyal medya hesaplarını da takip ederek çevrim içi hizmetlerimize de, yine yüz yüze hizmetlerimize de
katılabilirler sevgili seyircilerimiz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sanırım süremizin de sonuna doğru yaklaşıyoruzdur. Konuştuk hocam. Var mı vaktimiz? Birkaç dakikamız var kıymetli hocam. Son olarak ilave etmek istedikleriniz varsa bunda da işte mesela benim aklıma ilk gelen teravih namazları kılınıyor. Güzel. Bir takım önlemlere de riayet ederek efendim maske gibi üşenmeyelim. Neticede bir başka insana zararımız olmasın. Sonsuz hamdü senalar olsun bize teravih açan yüce Rabbimize. Amin. Bunun da kıymetini bilelim. Ne dersiniz sayın hocam? Amin. Değil mi? Hocam tedbirler hususunda had safhada sabretti insanımız. Hı-hı. Ama sabretmeye devam edelim. Birimizin evet. sağlığı bir diğerimizin sağlığı için önemli. Sağlık Bakanlığımız, efendim devletimizin yetkilileri bu konuda duyurularını yapıyorlar. Biz bunlara had safhada riayet etmeye Ramazan'da da devam edelim. İnşallah devam edelim ki Rabbim birliğimizi daim etsin. Birbirimizi görmekten bizi ayırmasın. Dedim ya, iyiliği arttırmaya ihtiyacımız var ve beraber oldukça o iyilik artacak. Birbirimizin arkasından değil hocam, yanında olmaya, arkasında değil. Evet. Yani arkasından konuşmaya değil, yanından konuşmaya, aynı ses olmaya. Kötü günde de iyi günde de beraber olmaya ihtiyacımız omuz var. Omuz omuza. Omuz omuza. Çünkü bazen evet kötü günlerde had safhada beraber olabiliyoruz. İnsanlar çünkü o acının verdiği bir merhametle bir araya gelebiliyorlar. Ama bazen iyi günlerde haset giriyor işin içine. Onda var, bende niye yok? Ona öyle olmuş, bende neden olmadı? Gibi hasetler girebilir. Mesela Ramazan bu ay onları yok ettiğimiz bir ay olsun ve iyiliklerde de buluşalım. Namaza giderken hep birlikte gidelim, iftar sofralarında efendim tedbirlere riayet ederek yine bir araya gelmeye çalışalım. Evlatlarımızı, gençlerimizi bundan soyutlamayalım. Dini sadece belli bir yaştan sonra yaşadığımız bir ritüel haline getirmeyelim hocam. Eyvallah. Dini hayatımızın bütün alanlarına, inandığımız, yaşadığımız dini, yaşamak istediğimiz dini hayatımızın bütün alanlarına yayarsak gerçek huzuru, gerçek mutluluğu yakalayacağız. Bu dünya geçici. Buradaki evet. zevkler geçici. Kalıcı olan baki hayatımızdaki, o sonsuz hayatımızdaki sonsuz mutluluklar. Birazcık çilesini çekiverelim ama sonsuz mutluluğa adım atalım inşallah. Ailemizle birlikte. Çok teşekkür ediyorum ben. Hocam biz teşekkür ediyoruz. Ama bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Malum iftar saati program adı üstünde. Evet. İnşallah bir başka programda yeniden i̇nşallah. Beraber olmayı da yürekten arzu ediyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, Afyonkarahisar İl Müftülüğü ve Kanal 3 ailesiyle ortaklaşa hazırladığımız iftar saati programımız burada sona eriyor. Efendim hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Allah'a ısmarladık.